Evet, bugün sizlere çok enteresan ve Gaziantep usulü bir yemek yapacağız. Ne mi yapacağız? Yoğurtlu baklı yapacağız. Ama bu sizin bildiğiniz baklılardan değil. Yani zeytinyağlı, dereotlu yapıp da üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yemeyeceğiz. Ne yapacağız? Tıpkı bir yoğurlama gibi, şiveydiz gibi ama gerçekten çok lezzetli bir yoğurtlu baklı yapacağız. Peki bunun için neler gerekli? Tabii öncelikle baklı. 1 kilo baklı aldık. 2 tane kuru soğan. 1 su bardağı nohut haşlanmış. Bir su bardağı. Eğer haşlamadan bir su bardağı yaparsak onunla 4 tane çıkar. 300 gram kadar kuşbaşı et, tereyağı bir kaşık, süzme yoğurt 500 gram, 2 kaşık un, hasbir bizim oralarda böyle yoğurtlu yemeğin üzerine koyarız. Çok güzel. Çakma safran da derler ama hasbir dediğiniz zaman bütün baharatçılarda vardır. Ve kemik suyu. Yemeklerin olmazsa olmazı. Dolabınızda hep hazır olsun. Her yemeğe koyabilirsiniz. Çorbaya koyun, yemeklere koyun. Elinizin altında dolapta hazır bir kemik suyunuz varsa her yerde kullanın. Ben bunu da kullanacağım ve çok da lezzetli olacak. Ve kemik suyu. Ve bir tane yumurta ve taze sarımsak. Baklanın olmazsa olmazı. Öncelikle ocağımızın altını yakalım. Tereyağımızı koyalım. Birazcık da sıvı yağımızı koyalım. Sıvı yağını tereyağı yanmasın diye koyuyorum ben. Evet, çok az. Etimizi alalım. Yağımızı attık ve etimizi koyuyoruz. Soğanımızı da doğrayıp hazırlayalım. Evet, soğanlarımız da hazır. Evet, etimiz hazır. Soğanını atabiliriz. Soğanımız da güzelce kavrulduktan sonra, yani soğan karamelize olduğu zaman, güzelce içindeki tatlıyı bıraktığı zaman, sarardığı zaman suyunu koyacağız. Etten beraber bir pişireceğiz. Evet, etimiz hazır. Soğanımız da karamelize oldu, hazır. Ne yapıyoruz? Hemen kemik suyunu koyuyoruz içine. Evet. Şöyle biraz daha normal suyumuzu da koyuyoruz. Evet. Şimdi bu ağzını kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika et biraz yumuşasın. Ondan sonra devam edelim. Evet, etimize bakalım. Etimiz. Yumuşamış, hazır. Baklamızı atalım. Şöyle. Baklanın suyuna bir kaşık un koyduk, kararmasın diye. Atıyoruz şimdi. Evet. Ağzını kapatıyoruz. Bir 10 dakika bakla kendi başına pişsin. Sonra taze sarımsağını atacağız. Neden mi? Çünkü bakla ile beraber atarsak dağılır. Ben böyle dağılsın istemiyorum. Pişsin istiyorum. Ve sarımsağı ayrı görmek istiyorum. Onun için de bir 10 dakika sonra atacağız. Evet. Baklamız pişerken biz sarımsaklarımızı da hazırlayalım. Çünkü bakla birazcık piştikten sonra sarımsaklarımızı atacağız. Sarımsağın bu yeşil tarafını koymuyoruz. Yalnızca bütün olan tarafları koyuyoruz. Yani şu yeşil yapraklıları, yeşil yaprakları koymuyoruz. Onları da ayrı değerlendirebiliriz. Evet.
Evet, sarımsaklarımız da hazır. Evet. Baklamız yarı pişti. Ne yapıyoruz? Hemen taze sarımsaklarımızı atıyoruz. Oh. Mis gibi. Nohutumuzu atıyoruz. Tuzumuzu da atalım. Bir buçuk tatlı kaşığı. Şimdi bunları şöyle bir karıştıralım. Bakla, taze sarımsak, nohut, et, soğan. Bakın ya, şifa kaynağı bu. Evet. Şimdi bunu ağzını kapatıyoruz. Bir 10 dakika daha pişiyor. Ondan sonra da biz yoğurdu hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Baklamız kaynıyor. Böyle bir 5-10 dakikası var. Biz de o arada yoğurdu pişirmeye başlayalım. Bunu ocağımızın biraz geriye alalım. Bunu kapatalım. Şunu açalım. Evet. Şimdi bunun içine yoğurdumuzu koyalım. Süzme yoğurdu kullanıyoruz. Bütün yemeklerde tercihen süzme yoğurdu. Un koyuyoruz. 2 kaşık. Yumurtayı kırıyoruz. Kısık ateşin üzerine, şöyle iyice kısalım. Karıştırmaya başlıyoruz. Yoğurdumuzu çok hafif ateşin üstünde böyle iyice karıştırdıktan sonra bayağı karıştıracağız. Hiç değir değir olmayacak. Yani topaklanmayacak küçük küçük. Süt gibi olacak. Bunun sebebi nedir? Eğer bunu biz direkt yemeğin içine koyarsak kesilir. Yani pütür pütür olur, yoğurtluktan çıkar. Onun için ısıyı dengeleyeceğiz. Yani yemeğin ısısıyla yoğurdun ısısı denge olacak. Onu da nasıl yapacağız? Hem böyle kısık bir ateşin üstüne koyacağız. Daha sonra da buradan alacağız biraz su. Yavaş yavaş yoğurdumuzun içine koyacağız. Bunu çok dikkat edeceğiz. Eğer bunu gerektiği kadar önem vermezsek yoğurdumuz kesilir. Evet, şimdi yoğurdu yavaş yavaş yemeğimizde buluşturmanın zamanı geldi. İkisini de sıcağı denk temperledik. Hoppa. Evet. Gördüğünüz gibi kaymak gibi. Başarıyla yoğurt işlemimizi yaptık, pişirme işlemimizi. Evet. Bakın. İşin en güzel tarafına geldik. Hasbir. Birazcık da karabiber. Şimdi yemeğimizi yaptık, hazırladık. Neyi eksik biliyor musunuz? Şimdi rujunu süreceğiz. Hasbirimizi attık. Birazcık da karabiber. Evet. Şöyle. Bakın şu güzelliğe, şimdi biraz sonra nasıl bir güzellik olacak burada. Şimdi bakın böyle duruyor ya. Bakın şimdi. İşte bu. Bakın. Evet. Evet. Yoğurtlu baklamız hazır. İş en güzel tarafına geldi. Değil mi? Tadına bakacağız. Şuraları bir temizleyelim. Yoğurtlu baklamızın tadına bakalım.
Evet, yoğurtlu baklamız hazır. Sıra en sevdiğim zamana geldi. Yani tadım zamanına. Şöyle bakalım. Nohutundan, sarımsağından, hepsinden şöyle bir... Bakın, baklanın. Eğer baklanın bu halini yemediyseniz gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Mutlaka deneyin. Bakın, öyle güzel, öyle lezzetli bir şey ki insan bunu hep paylaşmak istiyor. Ben ancak size yaparak paylaşıyorum. Siz de tadarak paylaşın. Afiyet olsun.